Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Toxic Bubo videosundan hepinize selamlar. Uzun süredir diyorum ki bir şey eksik ve o eksiğin şu güzellik olduğunu düşündüm. Leveli düşük bir hesaptayım. Biliyorsunuz ki leveli düşük kurbanlar daha fazla tilt oluyor. Çünkü diğerleri hani chase falan attığı için onlara çok fazla Toxic Bubo işlemiyor ve sinirlenmiyorlar. Seriyi ilk defa izleyenler ya da unutanlar için build'imi tekrar hatırlatayım. Tabii düşük levelli bir hesapta olduğum için perklerim de arkadaşlar gördüğünüz gibi Gana bayrağı gibi şu an. İlk perküm en güzeli en sona. Saplantımız olan kurban hariç diğer bütün kurbanlara her başarılı saldırımda bir nişan kazanıyorum. Her bir nişan %4 normal saldırı bekleme azalması sağlıyor. Ve en fazla 8 nişana kadar çıkabiliyorum. Yani %32'ye kadar çıkartabiliyorum. Bu %32'lik kısım şunu kapsıyor. Bir kurbana sol tıkla vurduğunuz zaman elinizdeki silahı siliyorsunuz yani kanlarını falan siliyor katil. Bir zaman kaybediyor. İşte oradaki süreyi %32 azaltıyor. İkinci perkümüz lehimci. Bir jeneratörün tamir oranı %70'e ulaştığı zaman o jeneratörden bir ses alıyoruz. Ve 14 saniyeliğine tespit edilemez durum etkisine giriyoruz. Yani kurbanlar bizim kalp atış sesimizi falan duymuyor. Onlara geldiğimizi anlamıyorlar. Bir diğer perküm kanlı kasap. Sol tık yani normal saldırımızla bir kurbanı yaraladığımız zaman 70 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisine giriyorlar. Yani yere daha fazla kan bırakıyorlar ve iyileşirken iyileşmeleri daha uzun sürüyor. Ve iyileşmelerini durdururlarsa barları yavaş yavaş geriye gidiyor ve sıfırlanıyor. Yani baştan heal'lanmaları gerekiyor. Son ve olay perkümüze tabii ki süründür perkü. Son seviyesini çıkaramadım arkadaşlar hesap dediğim gibi düşük olduğu için. Sol tık yani normal saldırımızla bir kurbanı yere düşürdüğümüz zaman diğer kurbanlar yerdeki kurbanın 24 metre yakınına girmedikleri sürece o kurbanı göremiyorlar. Yani böyle haritanın bir ucundan o kurbanın yerdeki halini görüp gidip kaldıramıyorlar. 24 metre yakınına girmeleri gerekiyor. Cloud'u engelledim amına. Ne bileyim arkadaşlar bir şüphelendim ya adamdan. Bir engelleyesim geldi. Eskiden takıntılıyı testereyle düşürüyordum. Stack gitmesin diye. Artık en güzel en sona nerf yediği için arkadaşlar. Onu da yapamayacağım. O yüzden takıntılı yani görmezden geleceğiz bu maç takıntılıyı. Böyle erkenden birisini indirsem. Ohoho! Üçlü beşli dolanıyoruz. Gerizekalı ordusu. Tüh vallahi görmedim ya. Oğlum ne oluyor? Kovaladıkça kaçan Meg böceği misin? Ya takıntılıyı mı buldum gerçekten mi ya? Neyse arkadaşlar şu an zaten stack falan olmadığı için. Ya güzel kardeşim ne yapıyorsun anasını satayım. Neyse şunu yere atayım belki daha da sinirlenir arkadaşlar. Oha ne ara? Güzel ama lehimci olması yol. Şimdi orayı kışkışlarım muhtemelen iki kişiler orada. O kadar hızlı yükselttiklerine göre. Ha o tek yükseltmiş. Yanındaki Jen'in de ağzına etmişler. Ne oluyor Cevdet ne oluyor? Bir tane vururum. Bir ısırık alırım. Bir ısırık alırım çok güzel. Şöyle bir fake versem. Hiç umurunda mı anasını sattı hayvan? Aa sattı. Paleti de bir. Ulan paleti de alamadık. Güzel oynuyorlar ha. Vay 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 vay. Çakallara bak sen. Yani evet düşürdüm ama çok zor şu an işimiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Ya sen bomboş bir insansın. Takıntılı falan dinlemeyeceğim arkadaşlar. Bunu da indireceğim. Şu an yani ne bulursak o kadar iyi bizim için. Bunların bir tane şerefsizi var sanki böyle. Herkesi yerden kaldıracakmış gibi hissediyorum. Oğlum adam beni gripletiyor Allah'ım çıldıracağım ya. Bunların evet bunlar SVF ya. Vallahi billahi bak hemen kaldırıyorlar yerden. Hemen kaldırıyorlar ama dur ben size bu maçı dar etmesini bilmez miyim? Gel pembe pembe seni görmeyeceğim mi sandın lan he? Arkadaşlar ben moda girmem lazım şu an. Ben şu an naif oynuyorum oğlum. Toxic Bubo dediğin naif mi olur? Söv ya. Gerizekalı piç. Tamam dengeliyoruz. Yılla size ne yapacağımı bir izleyin bakayım size neler yapacağım. Yılla. Stacklerim 4 oldu. O şimdi sen defol git nereye gidiyorsan. Sen arkadaşlarını kaldırmaya mı gidiyorsun? Peki kardeşim kaldır. Kaldır. Stack falan çok da umurumdaydı. Ne yapacaksın? Yine dolap mı bulacaksın girecek? Gel öbürünü de almış. Yok öyle. Fengmin? Eğleniyordun annem. Chase'de şekte loopluyordun beni. Abisinin güzeli double back atıyorsun. Peki. Şimdi ne yapacaksın? Fengmin zortladık. Zortladık Fengmin. Çok iyi. İlk maçtan moda giriyorum arkadaşlar. İlk maçtan moda girmek çok önemli Toxic Bubo serisinde. Sana da bir tane. Cloud'u fullen. Bu arada ikisi de fullendi arkadaşlar şu an. Diğer ikisinin zaten yerdeyken nerede olduklarını biliyorum. Onlar arası git gel yapabilirim şu an. Yani böyle şehirler arası otobüs gibi tanıttım kendimi ama olsun. Kaldır kanka gel. Kaldır arkadaşını. Kaldır gel. Bakayım nasıl kaldırıyormuşsun. Ben sana bir kaldırırsam bir daha inmez ama. Toplanın ortaya şuraya. Toplayın. Ayın yapacağım arkadaşlar. Üçünüzü de yakacağım birazdan. Nerede öbür asıl gerizekalı? Nerede asıl gerizekalı? Beni killer şekle döndürüyor ya maçın başında. Ulan sen kimsin?
Arkadaşlar beynim durdu bir an. Haha merhaba. Önünüze bakar mısınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Oğlum Fengmin nerede ya? Fengmin toza mı karıştı? Ne oldu Fengmin? Bir tanesine bir kill animasyonu çekmem lazım. Özledim ya. Klip yapıyor mu ölürken? Onu yapmam lazım. Ya biraz açığa geldi de kill animasyonu yapayım ya. Dur gel şuraya. Git lan. La git, bir tane animasyon çekeceğim. Animasyonumu mahvediyordu ya. Gel bakalım şimdi. Testereyle tanışma zamanı çocuklar. Var ya, yemin ediyorum ehliyet sınavından geçtim bence. İyiydi. Şimdi seni asacağız. Çünkü bunu yerde beklerse arkadaşlar, oha, ikinci maçın süresi kadar beklemem gerekiyor. Onun yerine bunu asayım, ikinci maça geçelim. Laf gelmiyor mu laf? GG miyiz yani? Okey mi sizin için? Evet, ilk maç lafı yemedik arkadaşlar. Plan başarısız. Arkadaşlar bu arada tek maçtan kazandığım puanlarla süründürde 3 yaptım. Hadi bakalım, şimdi her şeyimiz hazır. Bu arada az önceki maç yerde bırakmalı değildi. Normal oynasaydım giderdi, biliyorsunuz değil mi? Çünkü 2 tane jeni %70'e getirmişlerdi ve daha kimseyi düşürememiştim. Ama yerde bıraktığım zaman şimdi ne oluyor? Birincisi bir kişi yerde oluyor. İkincisi bir kişi de onu aramaya gidiyor. İki kişiyi direkt devre dışı bırakıyorsunuz. Hatta belki de iki kişi aramaya gidiyordur. Oo. Geç şuraya, şurada nefessizlikten boğulur mu olur ölürsün inşallah. Ne yapıyorsun ya? Yani erkenden düşürdüğüme hemen tekte düşürdüğüme mi sevineyim? Pörkün çalışmadığına mı üzüleyim çünkü grabledim. Ne oluyor orada? Oğlum onu kim kaldırdı? Ne ara kaldırdı lan? Healladı. Alo? Madem öyle gel bakalım. Senin anana nasıl zeval geldin, izle şimdi Dwight'cim. He, window fake deneyeceksin. Oğlum baba yer mi lan onu? Sen kimle ne oynuyorsun Allah aşkına Dwight ya? Kimle ne? Bu kim oğlum lan? Oğlum kaza kurşuna gittiniz hanımefendi, çok özür dilerim. Heee, kıvrakla kaçacağım diyorsun. Bu ne yapıyor oğlum? Aaa, Dwight window fake deniyor. Diğerleri önünü görmüyor, anasını satayım. Bu da onu kaldırmaya çalışıyor Allah'ım arkadaşlar. Oyun MMR sistemi çok değişik ya gerçekten. Yani bir sonraki maçta da karşıma bak böyle 4 tane hayvan gibi ace verir, görürsünüz. Yine bir dolap molap mı yaptı bu, ne yaptı? Hızlı ve sessizi var ya, dolaba avantaj sağlamaya çalışıyor. Dwight bu arada arkada jen yapıyor şu an. Hiç diğerleri umurunda falan değildi Dwight'ın. Bak bu maç çok basit geçti ama sanki bunlar tilt olacak gibi. Aha son anda Blast geldi. Oha! Oğlum Dwight'ın içinden geçtim. Şu kadar 3 tane mal arasında bir yine bir tane o çocuğu çıkıyor işte arkadaşlar, yani hani bir şekilde onu buluyorsun ya. He, hasar aldın kanka ya, ne yapacaksın? He, kaldır onu, kaldır kaldır kaldır. Onu mu düşüreceğim, seni mi bakalım ha? Seni düşürsem bu kadar tilt olmazdın değil mi? Bütün emeklerim boşa gitti onu kaldırdığın için. Gir içeri, gir içeride sana sofra hazırladık. E, ne yaptın? Öğlenin saat ikisinde beni tilt ediyor ya. Şunu asayım ya. Bunun barı çok uzun sürecek çünkü diğerlerini bekleriz ama. Ne yapıyorsunuz lan? Abi bunlar bak birbirlerine nasıl sahip çıkmışlar. Ta şurada düşürdüm gerizekalıları. Sürüne sürüne beraber buraya gelmişler. İşte arkadaşlar küçük şeylerle de mutlu olun. Bak bu ikisi buradan sürüne sürüne eğlenmişler. Yani mesela maçta normal oynadıklarından daha fazla mesafe kat ettiler sadece sürünerek. Öyle düşünün. İyi emeklemeyi mi öğrendiniz siz? Bana ilk ulaşanı sırtıma alıp salarım. Yok ya. Oğlum toksik bubba verdiği sözleri tutmaz. Evet arkadaşlar şu an solucan yarışı yaptırıyorum. Ne oluyor lan, polis baskını yedik aslında. Abi biz besliyoruz bunları, dövüştürmüyoruz. Eda sürekli dolaba giriyordu ya, bak bak. Acaba burada mı diye dolaba açıyorum. Adamla konuşmadan adama laf sokuyorum ya. Şu dolaba da bakayım. GG ama hiç sövmüyorlar ya arkadaşlar bunlar. Çıkıyor mu ölenler, ne yapıyor anasını satayım. Hayır acaba böyle bir paragraf dolusu küfür mü hazırlıyorlar diye biraz da bekliyorum. Hemen GG yazıp çıkmıyorum. Oğlum sövün de thumbnail çıkartayım ya. Bak bunlar biraz daha dişli olabilir. Bir tanesinin 1400 saati var. İlk av çok önemli bak, çok güzel hemen erkenden. Sprint'in mi var kanka? En besel hareketler yaptığına göre. Bu niye salak gibi koşuyor ya? Şunu erkenden düşürürsek diyecektim ki arkadaşlar ananızın götüne selamlarımı iletiyorum. Ohohoho. Sıkıştın orada. Çok güzel akıllı oynadık arkadaşlar burayı. Dedardı falan varsa diye bekleyelim. Bu cene biri mi oturdu yoksa ben mi yanlış görüyorum? Ben yanlış görüyorum bu hiç. Oturur mu onlar? Bubbalarını üzmez onlar. Başkan, sende de sprint var galiba. Kafanda ne var lan? Kafandakini bana vereceksin. Ben yeni maske olarak kullanacağım onu. Defol git işte, anladın mı? Şu yaptığın hareket sana bir hite mal oldu.
Çok güzel. Bu takımın mine eşeği galiba arkadaşlar. Bunu böyle koşturuyorlar. Tehlike falan varsa bu salak mine'a basıyor, ölüyor. Diğerleri de tamam bro temizmiş deyip ilerliyor. Öyle bir gerizekalı. Aha. Yeni hedef, yeni rota oluşturuluyor arkadaşlar. O Fengs bir şey, size bir şey diyeyim mi? Ojen'e oturacak bak. Oradan kalkar kalkmaz Ojen'e oturmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir sik bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Zaten amacımız paleti almaktı arkadaşlar. Yoksa testere kullanmıyorum biliyorsunuz. Çok iyi bir hit. Oo burada kaldın. Kanzurotto. Süperiz ya şu an var ya şu an. Baldögü yala. Arasına peynir meynir koy. Sandviç yap. Yani ne istersen yap şu an ya. Ya bu jen çok uzakta. Şunu sırtlayıp biraz daha şöyle haritanın ortasına götüremiyor muyum? Bak oyun yapımcılarına şu an perk önerdim arkadaşlar. Keşke Leon olsaymış. Kafası nasıl karıştı bak bak. Bir hit. Süper ya süper. Ama geri dönmek zorundayız şimdi. Yani takım burada mahvolmuş. 3'ü 5'ü düşmüş. Leon orada jen yapıyor. Gerçekten Kenan Yıldız'ın saç tarama sahnesi gibi bir şeydi ya. Kanka bak bir şey diyeceğim. Sen niye hiç palet pencere bir şey kullanmıyorsun? Sadece arabaların etrafında dönüyorsun. Yani otogalerici misin sen? Sen bana araba mı satacaksın lan ikinci el yoksa? Eğer öyle bir şey varsa ilgileneyim. Fengcim ne oldu ya? Yanlış yön mü? Yolunu mu şaşırdın? Ne oldu? Feng var ya şu an yemin ediyorum bak sağ tıka bastı. Şey ESC'ye bastı. Maç boyu sadece sprint attın. Başka bir boka yaramadın. Seni de düşüreceğiz. Sana tilt oldum mesela şu an. Sen çünkü kendini şu an iyi oynuyor falan sanıyorsun. Tamam mı? Şu hiti bir ye. Kaldır bakayım. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Barı sıfırlanmış oldu böylece. Şimdi onu doldurana kadar ölmüş olacak. Sen de düştün. Leon gel seninle bir dövüş edelim artık kral ya. Heh. Hatta sen diyeceksin ki ulan hepsine soltuk bana niye testere götürüp al. Seninle mi uğraşacağım ben her gittiğim yerde tepeme çöküyor kara bulut gibi. Ya bir de bir şey biliyormuş gibi oradan fake make deniyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Asamıyorum elimi itme 50 lira ateşle asayım. Asamıyorum. Hava ne kadar güzel ya. Bunlardan iki tanesi Rus falan galiba. Siz sövmez misiniz ya? Bak GG yazdım ya. Şöyle bir maça GG yazdım ya. Ya Zans'cım nasıl GG ya? Ez yazacağım ya maçlardan sonra. GG yazınca çok medeni gözüküyorum. Yani bir bubba'ya yakışmıyor. Karşıda 100 prestij Eda Wong var. 1100 saat oynamış oyunu. Muhtemelen Resident'tan geçmiş yani. Hani sadece Eda oynamak için. O çok güzel tilt olabilir bak. Onu tilt edebilirim. Hiçbir şeyden habersiz şu an. Eda'sıyla girmiş. Mutlu mutlu oyun oynamayı düşünüyor. Karşısına şöyle bir şey geliyor. Bu map'te hiç toksik bubba'ya denk gelmemiştim galiba. Hadi bakalım nasıl olacak. Şu jendeler çok yüksek ihtimal. Aynen öyle. Aynen öyle merhabalar. Maggie'cim sana nasip oldu. Valla Eda'yı da isterdim ama Eda takıntılı olmuş. Biraz stack kazalım. Eda'yı da silt ederiz elbet. Güzel. Aha. Adam korkudan jeni patlattık. Aa bu da diğer Eda. Bu da bunun kankisi. Duosu. Bu da 56 prestij. Oo akıllısın. Akıllısın. Ben değilim ama niye bu taraftan kovaladım? Adam istediği gibi kullanır şu an diyeceğim. Tamam. Aynı yere gittiği için hiçbir işe yaramayacak şu an. Bunun duosunu var ya indirirsem bu benim saçım başımı yolar ha. 100 prestij Eda yapmış. Öbüründe 56 prestij yapmış. İsimlerini de baksana. Eda ile ilgili şeyler koymuşlar. Biraz daha akıllı bu diğerine göre. Diğerinin hiç beyni yoktu çünkü. Vay! Peki. 56 prestijiz. Boş değiliz diyorsun ha? Burada heyecan yaptı. Güzel yani. İyi oynadı. İyi falan oynamadım. Bok gibi oynadın lan. Ben toksik bubbayım. Sana ne oğlum iyi oynayıp oynamamaktan. Bu kim? Ya bu tam böyle afacan giymiş. Bak bir de t-bag attı. Heh. Ne oldu şimdi t-bag attın? Ha, ne oldu t-bag attın şimdi? Devam et. Hep yapacağım mı bunu? Bak şimdi fake atacağım sırada atlamayacak değil mi? Yok bu mu almış? Tamam arkadaşlar bir yapay zeka ile oynuyormuşum. Oğlum Mac'i kaldırmışlar. Benden habersiz Mac kaldırılmış. Oğlum ben size demedim ben senin numaramı bıraktım aşağıya arkadaşlar. Mac'i kaldırırken beni arayın dedim yani ben size. Alo Ahmet abi biz Mac'i kaldırıyoruz. Bitti. Bak Eda da kalktı arkadaşlar ben size... Oğlum mail verdim ya lan Eda'yı kaldırırken mail atın diye. Nereye gitti o 56 prestij Eda? Plaka gibi oldu anasını satayım. 56 prestij Eda 56 çek sağa. Ananın delinmesini istemiyorsan çek sağa. Oo dur arkadaşlar bunlar arkayı topluyor ya. Biz önle ilgilenirken arka gidiyor. Kaldır onu da kaldır gel. Kanka sen benim yardımcım falan mısın şu an ya? Çünkü bu düştüğün yer bayağı işime yarar benim biliyorsun değil mi? Evet tam o dipte düş.
Tamam, süpersin. Seni orada arama kurtarma ekipleri bile bulamaz yani, sen takıl oralarda. Bak, bilerek bana görünüyor, üstüne çekiyor. Peki, tamam, bak sana 30 saniye veriyorum. Evet, hangi pencereden gideceğini çok iyi biliyoruz ikimiz de. Süpersin. Soldan devam edeceksin. Bir daha bu pencereye geleceksin. Evet. Evet Eda, biliyorsun oyunu. Harbiden biliyormuş. Görüşürüz Eda. Tamam, seninle sonra oynarız ya. Çok da atar yapmaya gerek yok şimdi. Keşke arkadaşına da öğretseymişsin biraz oyunu. Bak bunlar güzel, daha fazla kaldırmalı oynuyor. Arkadaşlar öyle değil lütfen. Ağzımı sürçtü beni, yanlış anladıysanız affola. Yani birbirlerini yerden sürekli kaldırıyorlar anlamında. Böyle daha iyi, böyle daha iyi. Maçlar uzadığı zaman adamların da sabrı tükeniyor, anladın mı? Ya can afacan şaklaban, bir çekil şuradan ya. Çoraplarını da çekmiş dizine kadar anasını satayım. Tam afacan ya. Toksiklik içgüdülerim diyor ki onlar tekrar bu cene oturdu. Oturmamışlar ama buradalar. Hit miydi tartışılır şimdi arkadaşlar. O bir sonraki videonun konusu olsun. Ben şunu da alayım. Çok kötü bir yerde kaldım be canısı. Şimdi bak tamam, ikisi burada. Diğeri de onu kaldırdığına göre diğer ikisi de orada. Arkadaşlar basit matematik yani, çok kafa kurcalamaya gerek yok. Bunu kendi haline bıraksam da bu kendi kendine ölür gibi ya. Ne diyorsunuz? Vallahi buna hiçbir şey yapmama gerek yokmuş gibi hissediyorum ya. Ya da yani hani videoyu falan izliyorsan alta iletişim numaranı bırak. Bak köyü falan arayayım yani senin için. Bir gelsinler, bir kontrol etsinler. Normal değil yani. İlginç bir vaka. He? Nereye gidecekmiş? Abucuku bucuku bucuku. Nereye gidecekmiş abucuku bucuku? Bir dakika. Diğer Eda nerede? Bak arkadaşlar, bir bukba en fazla 2 saniye eğlenme hakkına sahiptir, tamam mı? Unutmayın bunu. Hadi taş çatlasın 2,5. 3 olmaz. Bak orada 2 saniye abucuku bucuku yaptım. Sonra hemen ne dedim? Diğer Eda nerede? Yani bu görev aşkıyla yaparsanız siz de çok başarılı bir toksik bukba olabilirsiniz. Bak hastalıklı gerizekalı. Seni delme vakti geldi mi acaba artık ya? Git git, bok var orada, git. Ne yaptın? Vallahi ya. Allah'ın belası. Atla şimdi oradan. Double back. Ya. Yemin ediyorum var ya, adamın beyninin içine girdim ya. Yemin ediyorum bak, ben yönlendirdim adamın beynini ya. Bak hala bana oradan tibe götü. Allah'ım bir şey yapacak bir şey. Oğlum bu pencereden atladıktan sonra ayağı takıldı da kafasını vurdu, öldü mü, ne yaptı, nerede ölmüş o ya? Arkama bile bakmam diyor ne kanka. Güzel. Lan vuramıyordum ha. Şuradan bir yerden bir görsem üstüne öyle bir uçacağım ki yani, vurmama bile gerek kalmayacak. Şu bedenle zaten onun üstüne düşersem. Seni almanın vakti geldi artık ya. Ne dedin o işe? Son anda o refleksi gördün mü? Bak hala geri dönmüş jen yapıyor yani. İbo'nun ruhu git lan Eda'nın içinden. Evet. Sonunda sonunda dur, bir şeyler oluyor. Lan salak, seni kovalamadım ki seni yakalayayım anasını satayım. Senin bacağını var ya senin. Oh bir rahatladık, bu maç iyi geldi. Tam dediğim gibi bak. 100 prestij Eda, tilt ederiz dedik. Onu kovalamayarak tilt etmişim aslında. Arkadaşlar son maç olsun. Bir maç daha atarsam çünkü facecam'de buhar olarak devam edeceğim. Yani bir buhar izleyeceksiniz. O kadar bir sıcak var şu an. Bu map'te severiz toksik bu boyu. Hatırladınız mı bu map'i? Polonyalı yayıncıyı çıldırttığım yer. Devir onu, devir. Ölecen yoksa devir. Bu arı mı bu? Ne anasını satayım ya bu. Ha vız vız dolanıyor burada. Çok iyi oldu şu an. Sanki var ya şu an bir halkın özgürlük umutları ya. Tamam kal şimdi orada. Ne yapıyorsun lan? Ace'ler beni korkutuyor. Bu maç bu arada takıntılıya çok dikkat etmeyeceğim arkadaşlar. Zaten çok ediyordum sanki amını. Hızlı düşüreyim şuna gideyim diye vurdum kesin atlar diye ya. Kötü yedik. Güzel oynadı adam. Ama bir tık... Batırdın gibi sonradan sanki. Enti'yi. Merhaba. Kolay gelsin. Beraber yaparım isterseniz Jen'i. Ace. Oğlum balansı varmış adamın. Ben böyle şansım var ya. Ben böyle şansım. Bunlar SF galiba bak. Direkt buraya gitti çünkü. Nerede düştüğünü biliyordu. İnfosunu almış. Ya bak. Kaşın yanama kanka şimdi.
Sakin akıllı oyun, sakin akıllı oyun cidden. Çok şanslı da bir oyun aynı zamanda. Çünkü şu an ne yaptığını bilmiyor. Çok aceleci oynuyor aslında. Gördüğünüz gibi. Şey yapıyormuş gibi görünüyor ama aslında hiçbir şey yapmıyor şu an. Yine de hakkını teslim edelim. Fena oynamadı. Merhaba benim... Lan! Oğlum bir daha bana kafa atsana lan ben o pencereden girerken. Gerizekalı. Var ya Ace hiçbir şey anlamadı, ben de anlamadım. Yani Bubba'yı park ediyor gibi sürekli geri geri gittim bir yerlerden ve önüne çıktım adamın. Ya sen Turkcell reklamı mısın? Ne yapıyorsun? O kafandaki ne ya? Aa şu atı benim safıma bir çeksem, şuna bir dil atsaya anasını satayım. Ya ben niye arkadaşlar erken itleniyorum? Orada pencere var, atlayacak sandım. Yani bak açıklayayım ben size. Merhabalar, yine ben. Sen kim bu? Hangi karakter? Oyunda böyle biri mi varmış? Hmm. Kanka ne yapıyorsun? Balansın falan yoksa gözünü seveyim. Beni nerelerde uğraştırıyorsun ya? Bu jil oyunu bilmekle bilmemek arasında bir şey tam anlamadım yani. Hani deniyor bir şeyler ama biraz heyecanlı sanki. İnşallah alamamıştır o görev mörev neyse, inşallah yapamamıştır da onu. İyice içinde kalır. Peki bu diğer ikisi de şey oyun tarzına dönmüş. Bakacağım ben hiçbir şey yapmıyorlar. Madem sen öyle oynuyorsun biz de böyle oynarız tarzında full şu an saklanarak falan oynuyorlar anlaşılan. Bana yeni bir challenge verdiler şu an oğlum, ben bundan sıkılmam ki, ben kan kokunuzu alırım lan sizin. Benim çok eski 2. 3. dedem köpek balıydı arkadaşlar. Teyze falan mı indiniz lan? Ya ben lan daha 10 saniye önce söyledim. Alırım alırım o kokuyu bir yerden alırım arkadaşlar, anladın mı? Bu Bubba bir şey biliyor ki konuşuyor yani. Bir toksik Bubba olmak kolay değil. Form geçici, toksiklik kalıcıdır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Mal kendini kilitledim. Şimdi diğerinde arkadaşlar içgüdülerime göre hareket edeceğim. Uzun süre aynı yerde duramaz çünkü karga gelir kafasına. Bu da killer şekli olabilir mi? Ne dersiniz? Bu nerede ölmüş oğlum? Bura nere? Sen niye buraya indin? Abi bir şey diyeceğim. Niye buraya indin? Yoksa diğer kurban seni yanına mı çağırdı? Gel şuradayım seni kaldırayım diye. Ya arkadaşlar bu kadar tecrübeli olmazsın ya. Yani güzel kardeşim bu nedir ya? Vallahi billahi adamların yerinde olsam şu an hile dediydim kendime ya. Toksik Bubba olduğumu kanıtlar bir maçta bitirdik. Tamam bak buradaki kurbanları herkes yenerdi. Kurbanlar iyi değildi şimdi, dürüst konuşalım. Chase'lerde falan kötülerdi. Zaten dediğim gibi bilerek düşük rankta hesapta girdim tilt etmek için. Ama şu içgüdü de yani hani herkese nasip olmaz arkadaşlar. Bir şey biliyoruz ki yani, anladın mı? Ya bu Toksik Bubba serisi beni hiçbir zaman üzmüyor ya. Yani maçlar keyifli geçiyor. Ben eğleniyorum. Videoları güzel izleniyor. İyi aktiflik sağlıyor. Bubba karşıma geldiği zaman chase atması çok kolay oluyor. 3'den 4'den döndürüyorum, videoma katkı sağlıyor. Yemin ederim benim için tasarlanmış bir karakter ya. Ben video çıkarayım diye gelmiş yani bu oyuna. Başka hiçbir amacı olamaz. Bubba eğer bir gün bu oyundan kalkarsa bu oyunu bırakırım arkadaşlar. Bu kadar da netim. Ya da çok ağlarım yani. İkisinden biri. Ya ağlarım ya oyunu bırakırım. Evet bunlar da bir şey demedi. Bir maç zaten gayet güzel tilt etti. Adamla bayağı alttan. Barış Alper Yılmaz'la Van Dijk kavgası bir şey yaptık yani chatten. İzlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.